İstanbul tarihi bir kent, İstanbul kültür kenti, İstanbul sanat kenti. Ancak İstanbul'un tarihini, İstanbul'un sanatını, İstanbul'un kültürünü 20 yıldan beri yeteri kadar koruyabildik mi? Sayın Başbakan sağ olsun, canı sağ olsun, her dakika İstanbul'un süliyetinin bozulmadığını söylüyor. Hatta diyor ki İstanbul'un süliyetinden bahsedenler takım elbiselerinden bahsetsinler. Takım elbiseyi de bilmezler diyor. Böyle de takılıyor. Sayın Başbakan gittiği her noktada İstanbul'dan bahsediyor. Ben de Sayın Başbakan'a diyorum ki Sayın Başbakan, İstanbul'un süliyetini acaba Berlin Belediye Başkanı Boveret mi bozdu? İstanbul'un süliyetini Londra Belediye Başkanı Boris mi bozdu? Topkapı Sarayı'ndan şöylesine bir baktığınız zaman, Ayasofya'dan şöylesine bir baktığınız zaman, Süleymaniye Camisi'nden şöylesine bir baktığınız zaman İstanbul'un süliyetini bozan iktidar, İstanbul'u 20 yıldan beri yöneten iktidar. Dolayısıyla da İstanbul zaten İstanbul'dan yönetilmiyor. Biz bunu söylüyoruz. İstanbul Ankara'dan yönetiliyor. Demek ki İstanbul'un süliyetini de Londra Belediye Başkanı Boris bozuyor ya da Berlin Belediye Başkanı Boveret bozuyor. Belki onlar da bozmazsa Münih Belediye Başkanı Christian de belki bu süliyeti bozmuş olabilir diye düşünüyorum. Ama inşallah 30 Mart akşamından sonra İstanbul'da bilimin, doğanın, hukukun, çevrenin arzu etmediği hiçbir projeye imza atmayacağız. İstanbul'un tarihi surları var. İstanbul'un tarihi surlarını bir yurttaş vefat etmeseydi dünya o surları tanımayacaktı. O surları dünya negatif bir olayla birlikte tanıdı. Sayın Başbakanı ve AK Parti yetkililerini İstanbul'un surlarının kenarlarına gelmeye ve o surları aynı zamanda görmeye davet ediyorum. İnşallah 30 Mart akşamı birçok imparatorluklara ev sahipliği yapan atalarımızın, dedelerimizin, ecdatlarımızın bize bıraktığı tarihi dokuyu da, Mimar Sinan'ın bize bıraktığı İstanbul'un süliyetini de eski haline getireceğiz ve İstanbul'un süliyetini de inşallah en güzel şekilde koruyacağız. İstanbul'un süliyetini korurken mimarlarımızdan, mühendislerimizden, odalardan yararlanacağız. Birçok bilim adamıyla birlikte çalışacağız. İstanbul'da benim doğrularımın dönemi bitecek. İnşallah kentin doğrularının dönemi başlayacak. 30 Mart akşamından sonra İstanbul artık uzaktan kumandayla yönetilmeyecek. İnşallah İstanbul hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden İstanbullu yurttaşlarımla birlikte yönetilecek. Efendim, Kadir Topbaş'a çok seslendiniz bu baraj konusunda. Barajla ilgili projeleriniz var mı İstanbul'da? Şöyle, biz ayın 9'unda bütün basın mensubu arkadaşlarımıza İstanbul'la ilgili projelerimizi açıklayacağız. Özellikle ve özellikle su kaynaklarını nasıl koruyacağımızı, su kaynaklarımızı nasıl destekleyeceğimizi, İstanbul'un doğal sularını ne şekilde planlayacağımızı ayın 9'unda yurttaşlarımızla buluşturacağız. Özellikle ve özellikle su en önemli konumuzdur. Yıllar önce Şişli Belediye Başkanı olarak damlaya damlaya çöl olur kampanyasını yapmıştım. Su konusundaki tedbirlerimizi almıştık, anlatmıştım. Ama bir şey ifade etmek isterim ki 94 yılından beri İstanbul'u 20 yıldan beri AK Parti yönetiyor. Buradan sormak istiyorum. AK Parti İstanbul'a 20 yılda acaba kaç tane baraj yaptı? Sayın Topbaş İstanbul'a kaç tane baraj yaptı ve kaç tane baraj yaparak suları koruma altına aldı?